Herkese merhabalar. Dünya tarihinin kanlı ve karanlık sayfalarına ışık tutan YouTube kanalı Zanlı'ya hoş geldiniz. Ben Murat Arslan. Sizlerle dünya tarihinde seri katil unvanı almış kişilerin hayatlarını, kişiliklerini, nerede, nasıl ve ne şekilde cinayet işlediklerini tüm ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. Bölümümüzde sizlerle Avustralya'nın Frankston eyaletinde kısa zaman içerisinde cinayetler işlemiş seri katili Paul Denier'ı, yani Frankston seri katilini mercek altına alacağız. Video başlamadan önce bu tarz içerikleri beğeniyor ve devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilir ve video sonunda görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Avustralya'nın Victoria eyaleti başkenti ve en kalabalık şehri olan Melbourne ayrıca Avustralya'nın en kalabalık ikinci şehridir. Dünyanın en güneyinde bulunan nüfusu 1 milyonu aşmış tek şehirdir. Yaşam kalitesi ve kültürel anlamda ise birçok listede birinci bulunan Melbourne ziyarete gelenleri kendisine hayran bırakan bir yerdir. Fakat 1993'te Melbourne'ün banliyosu olan Frankston'da yaşanan seri cinayetler katili yakalanana kadar tüm bu güzellikleri geride bırakarak halkı yabancı oldukları bir duygu olan korkuya sevk edecekti. Tarihler 2 Aralık 1993'ü gösterdiğinde saat 23 sularında Frankston polis karakolu bir kayıp ihbarı aldı. Teyzesi ve amcasıyla yaşayan, okul için Tazmanya'dan Frankston'a gelen Elizabeth Stevens'tan haber alınamıyordu. Saat 19 civarında evde olması gereken Stevens ortada yoktu. Amcası ihbarı yaptıktan sonra aramaya başladı. İhbar sonrasında aramaya katılan polis birimleri ise saat gece 1 sularında kötü hava koşulları sebebiyle aramaya son verdi. Bilindiği üzere Haziran ayı Kuzey Yarımküre'de yaz ayına tekabül ederken Güney Yarımküre'de ise kış ayına tekabül ediyor ve Avustralya'nın güneyinde bu aylarda her an her yerde fırtına bekleniyor. Ve bu fırtınalar orada yaşayan halk için normal karşılanıyor. Yani yolda giderken, işten okula, okuldan işe giderken herhangi bir yerde fırtına yakalanabilir ve bu fırtına yakalandığınızda herhangi bir yere sığınabilirsiniz. Bu oranın yerli halkı için gayet olağan bir şey. Polis birimleri açısından o an için yapılabilecek bir şey yoktu. Stevenson bir arkadaşına gitmiş olabileceğini ya da fırtına yüzünden bir yere sığınmış olabileceğini düşünen polis birimleri aileye eve dönmelerini sabah erken saatlerde aramaya devam edileceğini söylediler. Sabah saatlerinde karakola bir ihbar daha gelmişti. Bir adam Lloyd Park yakınlarında kısmen gizlenmeye çalışılmış genç bir kızın ölmüş bedenini bulduğunu söylüyordu. Bu Elizabeth Stevens'ın kaybolduğu yere yakın bir yerde. Olay yerine varan polis birimleri cesedi kontrol ettiklerinde bu kişinin Elizabeth Stevens olduğunu tespit ettiler. Boğulmuş, çok sayıda bıçak darbesi vurulmuş ve boğazı kesilmişti. Ayrıca göğsüne çapraz bir desen oyulmuştu. Daha önce böyle bir durum ile karşılaşmayan Frankston'da haber şok dalgasıyla yayılmıştı. Gece fırtına olduğundan ortada bir görgü şahidi de yoktu. Yapılan otopside Stevens'ın cinsel bir saldırıya uğramamış olması polisin daha önce hiç karşılaşmadığı bir vaka ile karşı karşıya olduğunu bir kez daha anlamasına sebep oldu. Aradan bir ay geçmişti. Polis birimleri halen açık durumda olan Stevens katilini henüz yakalayamamışken 8 Temmuz Perşembe günü 41 yaşındaki Rosa Todd adlı bir kadın Seaford tren istasyonuna giderken 17.50 sularında bir saldırıya uğradı. Başına silah dayayan saldırgan onu parka çekmek istemişti. İlk başta direnmeyen Todd silahın sahte olduğunu anladığında saldırgan ile bir arbede yaşamış ve elinden kurtulup otobana atlamıştı. Oradan geçen bir araba onu alıp karakola götürdü. Sarsılmış olsa da durumu polislere aktardı. Olay yerine gelen birimler saldırganı bulamadan geri döndüler. Aynı gece Seaford Kenano istasyonu yakınlarında 22 yaşındaki Deborah Fraham kayboldu. 12 günlük bebeğini erkek arkadaşına bırakıp süt almak için markete çıkmıştı. 2 saat sonra Fraham'den haber alamayan arkadaşları onu aramaya koyuldular. Ama bir iz bulamadılar. 22 sularında Frankston karakoluna kayıp ihbarını yapan arkadaşları aramalara rağmen bir sonuca varamadı. 12 günlük bir bebeği olan bir kişinin başına bir iş gelmediyse muhakkak eve gelirdi. Bir şeyler ters gidiyordu. Arama çalışmaları 4 gün sonra sonuç verdi. 12 Temmuz pazartesi öğlen saatlerinde gelen bir ihbar Tyler's Road Chrome Downs'ta kısmen örtülü bir ceset bulunduğunu söylemekteydi. Olay yerine gelen birimler için tanıdık bir sahne vardı. Stevens vakasının birebir aynısı yaşanmıştı. Frame boğulmuş, vahşice 24 yerinden bıçaklanmış ve boğazı kesilmişti. İlk bulgular cinsel saldırı olmadığını gösteriyordu. Daha önce doğru düzgün bir cinayet vakasıyla karşılaşmayan
ve genelde şiddet vakaları ya da hırsızlık vakaları gibi küçük suçlarla uğraşan Frankston'da bir seri katil kol geziyordu. Frankston polis karakolu durumu Sydney'deki merkeze direkt olarak iletti. Bunun üzerine Sydney polis birimleri daha önce Amerika'da eğitim görmüş bir dedektifi Frankston'a bu olayın başına atadı. Bakanın başına geçen dedektif bir profil oluşturmaya çalıştı. Konfor alanı belliydi. İşlediği iki cinayette Frankston'daydı. Katil gayet açık bir imza atmıştı. Bu yüzden profil oluşturmakta çok zorlanmadılar. Profil oluşturmaktaki en çok zorlandıkları kısım ise cinsel bir saldırının olmamasıydı. Çünkü cinsel bir saldırı gerçekleşmemişse katilin erkek ya da kadın olduğunu anlayamazlardı. Erkek olabileceği düşüncesi daha ağır bassa da cinsel bir saldırının olmaması olası bir kadın katilinde arandığı şeklinde yorumlanabilirdi. Yani katil henüz hata yapmamıştı. 30 Temmuz Cuma akşamı Frankston karakoluna bir kayıp ihbarı daha geldi. Kaybolan kişi 17 yaşındaki Natalie Russell'dı. Russell kaybolmadan önce en son Frankston'un kuzeyindeki evine doğru yürüdüğü biliniyordu. Durumun katilin profiline çok uygun olduğunu bilen birimler hızlıca aramaya koyuldular. Ama ne yazık ki Russell gece 11'de Sky Road'daki golf sahasına yakın bir yerde ölü olarak bulundu. Senaryo tamamen aynıydı. Yüzünde ve bedeninde çok sayıda kesikler vardı ve boğazı kesilerek öldürülmüştü. Bulunduğu yere sürüklenmişti. Cinsel saldırı yoktu. İmza açıktı. Frankston seri katili bir kez daha iş başındaydı. Fakat Russell diğer kurbanlardan farklı olarak kayda değer bir direniş göstermiş, katilin kanının akmasını ve katilin ilk somut delilini bırakmasını sağlamıştı. Olay yerinde ikinci bir kişiye ait kan vardı. Fakat DNA eşleşmesi çıkmadı. Yani katil daha önceden tutuklanmamış, kan bağışı yapmamıştı. Polis birimlerinin üzerinde halkın ve basının yanı sıra siyasi baskı da artmıştı. Avustralya polisinin kendisi istemediği sürece katili yakalayamayacağını düşünen bir kesim vardı. İngiltere ya da Amerika'dan takviye polis birimlerinin gelmesini istiyorlardı. Meclis gündeminde bu konu ele alınsa da somut bir adım atılmadı. Bu arada baskıyla başa çıkmaya çalışan Frankston polis departmanında dedektiflerden birisi bir ayrıntıyı atladığını fark etti. İkinci cinayetin işlendiği 8 Temmuz gecesinde 41 yaşındaki Rosa Todd saldırıya uğramıştı ve saldırıdan sağ çıkmıştı. Verdiği ifadeye bakıldığında giriş ve gelişme bölümü katilin işlediği cinayetlere çok benzerdi. Sadece sonuç kısmı farklıydı. Bu sefer kişi kaçmayı başarmıştı. Bu yüzden Rosa Todd'la yeniden irtibata geçildi ve zanlının bir robot resmini çıkartmak istediler. Rosa Todd kişiyi çok iyi görmüştü. 20'li yaşlarında, yuvarlak yüzlü, 1.80 boylarında, mavi gözlü ve sarı saçlı bir kişi arıyorlardı ve saldırgan erkekti. Tam da bu esnada bir posta memuru Frankston karakolunu şüpheli bir ihbar için aradı. Son cinayetin işlendiği yerde sarı bir Toyota marka arabanın içinde şüpheli bir şahsın dürbün ile etrafı gözetlediği, kendisini fark ettiğinde ise arabanın içine çöktüğünü ve durumu şüpheli bulduğu için bir ihbarda bulunmuştu. Polis bilimlerine verdiği plaka cinayetlerin işlendiği yerin tam ortasına kayıtlı bir adresteydi. Ertesi sabah adrese giden dedektif evde kimsenin olmadığını anladı ve bir kart bıraktı. Öğle saatlerinde dedektifi yabancı bir numara aradı ve polislerin aracın sahibini neden aradığını sordu. Bunun rutin bir durum olduğunu ileten birimler akşam saatlerinde eve yeniden geleceklerini, sadece bir şey görüp görmediklerini soracaklarını söylediler. Eve geldiklerinde kapıyı aracın sahibi olduğunu söyleyen Paul Denyer açtı. Denyer, Rosa Todd'un verdiği eşkale uyuyordu. 1.80 boylarında, iri yapılı, yuvarlak yüzlü ve mavi gözlüydü. Olay saatlerinde nerede olduğunu anlattığı esnada el ve bileklerinde kesikler olduğunu fark eden dedektifler yaraların sebebini sorduğunda Denyer aracı tamir ederken pervaneye kaptırdığını söyledi. Bunu inandırıcı bulmayan birimler ayrıntılı ifade için Denyer'i karakola götürdüler. Tüm suçlamaları reddeden Denyer'a DNA örneğinin alınacağını, katilin ellerinde DNA'sının olduğunu söylediklerinde duraklayan Denyer 3 cinayet ve 1 saldırıyı kabul etti. Frankston seri katili Paul Denyer'dan başkası değildi. İngiliz göçmeni bir aileden gelen Paul Denyer, 14 Nisan 1972'de Campbelltown'da doğmuştu. 4 erkek, bir kız kardeşi vardı. Annesi, onun küçükken sandalyeden düştüğü esnada başına darbe aldığını ve 10 yaşlarına geldiğinde sadist davranışlarının başladığını söylüyordu. 11 yaşında ailenin kedisini bir ağaca asarak öldürmüştü. Okulda bir arkadaşına saldırmış ve arkadaşının boğazına kalem saplamıştı. Kilo problemleri yaşadığı çocukluk yıllarında genelde uyumsuz bir çocuk olarak dışlanmış ve hayvanlara eziyet öderek öldürmesi yüzünden çok kez ailesinden şiddet görmüştü. Okul sonrasında girdiği hiçbir işte tutunamamış, sürekli sorun çıkartıp atılmıştı.
Denyer'a yapılan ilk suçlama 20'li yaşların başında bir kadını takip edip zorla evine girerek kedisini kestikten sonra "sen öldün" şeklinde duvara yazı yazması sonrasında almıştı. Somut bir delilin olmaması sebebiyle herhangi bir ceza almayan Denyer birkaç yıl sonra cinayetlerine başlamıştı. 3 cinayet ve bir adam kaçırma suçunu kabul eden Denyer, 1987 yapımı olan Stepfather filminden etkilendiğini söyledi. İncelemelerde bulunan psikologlar ona sadist kişilik bozukluğu teşhisi koydu. Paul Denyer arka arkaya 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Şu an halen daha hapishanede olan Denyer, ülke gündemini rahatsız etmeye devam etti. İlk olarak hapishaneye makyaj malzemeleri talebinde bulundu. Red edilince cinsiyet değiştirmek için talepte bulundu ve kendisinin kadın olduğunu, ona bu şekilde hitap edilmesi gerektiğini ileri süren Denyer, yazdığı mektupların birinde "bu iğrenç suçları işledim kadınlardan nefret ettiğim için değil, erkek olduğumu hiçbir zaman hissetmediğim için" diyordu. Denyer'ın cinsiyet değiştirme talebi de reddedilmişti. Daha sonrasında bir temyiz başvurusunda bulundu. Açtığı davada şartlı tahliye edilmesini istiyordu. Ve bu dava kabul edildi. Denyer, eğer büyük bir aksilik olmazsa 30 yıl sonra, yani 2023'ün 6. ayında şartlı tahliye davası açabilecek ve eğer içeride herhangi bir vakaya karışmamış ise, şartları sağlıyorsa dışarı çıkabilecekti. Bu ülke gündemini şimdiden rahatsız etmeye başlamıştı. Maktullerin aileleri bunun gerçekleşmemesi gerektiğini, aynı zamanda halkın büyük bir çoğunluğunun bir seri katilin her ne olursa olsun yeniden dışarı salınmaması gerektiğini düşünmekteydiler. Fakat azınlık da olsa bir kısım Avustralya'nın diğer ülkelerden bir farkının olması gerektiğini, Paul Denyer'a yeniden bir şans verilmesi gerektiğini, kontrollü bir şekilde halkın arasında karışması gerektiğini düşünüyorlardı. 2023'ün ortalarında görülecek bu davanın sesleri şimdiden basında ve manşetlerde yer almaya başladı. Sizce Paul Denyer 30 sene sonrasında, yani 2023 yılında tekrar dışarı çıkmalı mı? Tekrar dışarı çıkmayı hak ediyor mu? Bunu 6 ay sonrasında hep beraber göreceğiz. O vakte kadar hoşça kalın, sağlıcakla kalın.